İnat etme Kerim. Benimle gelmen gerekmiyor. O manyak da seni yalnız başına bırakacak değilim. Güvenliğe haber verdim. Bir şey olmaz, merak etme. Olsun. Bir şey olmayacaksa da İstanbul gezisi olur bana. Sürsen hadi devam Peki. et. Ama önce Zeynep arayalım. Bir şeylerden haberi var mı, ağzını ara. Korkutma ama. Arayalım bakalım. Alo Zeynep. Nasılsın? İyisin, her şey yolunda. Peki. Demir'le birlikte İstanbul'a geliyoruz biz. Gelmişken senin şu yurt dışı işlemlerini de hızlandırırız. Hı-hı. Hazır mısın yeni hayatına? Güzel. Tamam, sen bavullarını hazırlamaya başla o zaman. Tamam oldu, görüşürüz. Zeynep inandı da. Bizimkilere ne diyeceğiz? Melek arıyor. Hızır gibi yetişti vallahi. Melek. Hemen hazırlan. Biz yoldayız. Seni dönüşte Antakya'ya getireceğiz. Ya ciddiyim tabii, yoldayız diyorum. Düğünümüz var. Sensiz olur mu? Tamam canım. Görüşürüz. Bu da bu kadar. Ay keşke Etkin'i göndermeseydim. Ben eve nasıl gideceğim? Neriman abla, Aslan buralarda mı? Hani rica etsem beni eve kadar bırakır mı? Tabii tabii, bıraksın tabii. Bir işe yarasın bari. Yeni anasının milyarları oğlanı iyice şımarttı. Aylaklığı malum zaten, iyice işe yaramaz oldu. Bir de babasının gölgesine sığınıp eve dönmeye çalışıyor ya, pes yani. Hala oğlumla didişiyorsun. Duymadım sanma Neriman Hanım. Asi bu gece çadırların orada işçilerle kına gecesi yapacak. Haberin olsun. Ne dedin, ne dedin? Kınayı, mumu, her bir şeyi hazır ediyor. Benden söylemesi. Ay bu kızların beni tımarhanelik etmek için yapmadıkları kalmadı ya. Bu işçilerle kına gecesi de nereden çıktı? Bir şey diyemedin mi sen Fatma? Ne diyeceğim? Haddimi bilirim ben. Aa, Aslan! Aslan pardon. Şehre inersen beni de bırakır mısın lütfen? Hı hı. Yani mümkünse tabii. Tabii. Hadi görüşürüz Sarmaşık. Hı hı. Bu kadar telaş varken bir de benim için Antep'e gidiyorsun. Teşekkürler baba. Çantan hazır. Gece içinde pijama koydum. İyi yapmışsın. Bir gece kalmam gerekebilir. İhsan, ne olacak bu kızların hali? Yine ne oldu Neriman? Neyse boşver, gider ayak, kafanı şişirmeyeyim. Neriman, kızlarının büyüdüğünü bir kabullensen rahat edeceksin, üzülmeyeceksin. Onlar artık çocuk değil ki. Bir şekerle kandırıp istediğini yaptıramazsın. Kendi iradeleriyle kararlar alıyor, hayatlarını kuruyor, yürütüyorlar. Hepsi de en az senin kadar inatçı, ne istediğini bilen kızlar oldu. Bırak artık. Didişme kızlarına, biraz arkadaş olmaya çalış. Sana yolda yiyecek bir şeyler hazırlayayım ben. Zahmet etme, işin başından aşkım. Ben yolda bir şeyler alayım. İyi geçireyim o zaman.